kayseriolay.com Kayseri'nin haber merkezi. Kıymetli Kayserili hemşehrilerim, ben bilin istedim. 2019 sonrasında büyükşehir ve ilçe belediyelerde çok sığınmacılarla ilgili hibelerden bahsedildi. Avrupa Birliği'nin çok hibe konusu önümüze geldi. Okul yapılacak diye karşılıksız hibeden bahsedildi. KASKİ'nin altyapılarıyla ilgili hibelerden bahsedildi. Benzeri hibeler, sağlıkla ilgili hibeler geldi. Bunların birçoğunu geldiği gün ben çok iyi hatırlıyorum. İtirazlarımız oldu. Bakın bunları almayalım. Bunları kabul ettiğimiz zaman sığınmacılar burada ömür boyu kalacak anlamına gelir dediğimizde efendim böyle bir hibeyi de kaçırır mıyız? Buna fırsat verir miyiz? Almayalım mı? Şehrimizin ihtiyacı var derken bu hibelerin hepsi oy çokluğuyla kabul edildi, alındı. Bugün ben bakıyorum 2012'den sonra şehrimde 30-50 bin, 40 bin, 80 bin derken bugün gayri resmi rakamlarla birlikte 160-170 binlere doğru giden bir sığınmacı oluştu şehrimde. Bazen Cumhurbaşkanı gönderen deyince belediye başkanlarımız hemen otobüs seferleri hazırlıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı hibeler demek ki devlet olarak müsaadeli giriyor ülkeme, belediyeler meclislerinde görüşsün deyince de bakıyorum belediye başkanları hemen oraya evrişiyorlar. Bunlar seçimde vatandaşa verilen sosyal yardım gibi, biliyor musunuz? Avrupa da bize göndermeyin diye bu hibeleri veriyor. Bugün şehrimde bu sığınmacıların simülasyonları yapıldığında 2050 yılında artık şehrimin belediye başkanlarını biz hangi partinin adayı diye bakmayacağız. Hangi sığınmacı ülkenin adayı kazanır diye bakılacak. Ona doğru patlayan bir nüfusla gidiyoruz. Bazı mahallelerimizde hemşehrilerim çok iyi biliyor ki, isim de tekrar zikretmeyeyim, herkes biliyor mahallesini. Vallahi muhtar adaylığına seçme seçilme hakkı olsa koysa mültecilerin adayları muhtar olacak. Yarın da milletvekili olacak, yarın da belediye başkanı olacak. Bunlar ütopik gelmesin, 12 yılda geldiğimiz noktaya bakınca üzerine bir 25 yıl sonra hayal etmek zor değil. Simülasyonlar bunların yapıldı. Bakın şehrimde dilenci sayısı, uyuşturucu satıcısı, huzur kaçıracak noktadaki kavga, gürültü, cinayetlere gider. Gün geçmesin ki bir olayla karşılaşmayalım. Bunların hepsini biz mültecilere bağlamayalım ama bunların da etki payının fazla olduğunu artık sizler de biliyorsunuz. Toplumumuz gergin. Ben belediye başkanımızın Huzur Şehri Kayseri diye billboardlarını görünce ya diyorum sayın belediye başkanı bu şehirde yaşamıyor ya da gerçekten şehrin sorunlarından haberi yok diye aklıma geliyor. Bunların sosyal medyadaki takip ettiğimiz kadarıyla görünce ailelerimiz çocuklarını aşağı parka yalnız göndermeye korkuyorlar. Akşam 6'da gelecek çocuğu 6:20 geçe evine gelmediyse bütün aileler neredeyse karakol arayacak veya sokakta işte çocuğunu arayacak hale geliyor. Herkes tedirgin. Şehrimizdeki uyuşturucu satışından, kavgalı olaylardan, cinayet olaylarından siz zannediyor musunuz huzur şehri burası? Maalesef söylemekle olmuyor. Bu söylemle, bu algıyla gerçeklerin üzerini kapatamayız. Mülteci şehrimizi istila etti, bunu kapatamayız. Yaşlısına, çocuğuna her zaman saygılıyız dedik ama 12 yılda geldiğimiz noktada artık benim vatandaşım onlardan çekinir hale geldi. 1-20 yıl sonra vallahi belediye seçimlerinde artık hangi Suriyeli biz aday göstersek kazanırıza doğru gidiyorsunuz, farkında mısınız? Kayseriolay.com Kayseri'nin haber merkezi.